Merhaba arkadaşlar, ben Abdullah Çağın. Bugün LoL'ün her oyuncu için farklı olarak tasarladığı Senin Efsanen isimli video izleyeceğiz. Yani benim efsanemi izleyeceğiz. Ama başlamadan önce bir konu hakkında size bilgi vereyim. Aramızdan çoğu arkadaş benim yaptığım LoL şarkılarını indirmek istiyor telefonla vesaire. İndiremiyorum falan diyorlar. Ama çok güzel bir program buldum. Programın ismi SnapTube. LoL şarkılarımı indiremeyen arkadaşlar bu programı kullanarak çok rahat bir şekilde indirebilirler. Ayrıca programın nasıl kullanıldığını size kendi ellerimle gösteriyorum. Durun bir dakika, üstündekini çıkarıyorum. Şimdi şu an beni şu an görebiliyorsunuz. Bak ben tam buradayım. Merhaba, ben geldim. Şimdi arkadaşlar SnapTube programına basıyoruz. Hobala, böyle bir yer çıktı. Bence arayüzü oldukça basit, hatta çok basit ya. YouTube, Facebook, Instagram vesaire, aşağıda da diğer siteler falan var. İstediğiniz siteden video indirebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Video ara kısmına geliyoruz. Arama geçmişine bakar mısın? Arama geçmişine bakar mısın? Rusher, sadece Rusher. İşte bu. Rusher yazıyoruz. Neler çıkıyor? Rusher Man çıkıyor. Mükemmel. Bakalım mesela ne indirelim abi? LoL şarkısı olarak. ADK'li marşını indirelim mi? 390 bin izlenmiş ya. 400 bine yaklaşıyor. Direkt buraya geldiğimizde yan tarafta kırmızı yuvarlak indirme işareti çıkıyor ya. Buna basıyoruz ve zıbam. İstersen MP3 şeklinde, istersen video şeklinde ve istediğin çözünürlükte rahat bir şekilde indirebiliyorsun. Bence bu açıdan mükemmel, hepinize tavsiye ediyorum. Çünkü programı ben de kullanıyorum. Mesela 360p'de video olarak indirelim ve iniyor. Neyse bu kadar, yeter. İnşallah anlamışsınızdır. Hemen videomuza geçelim. Şarkılarımı indirme sorununu da çözdüğümüze göre şimdi Senin Efsanen videosuna geçelim. Hepinize iyi seyirler. Shurima'dan Freljord'dan, Demacia'dan Bilgewater'a, her diyarda senin adın yankılanıyor. Şimdi sırayla birkaç şey söyleyeyim. 2016 yılında yerleştiğin en yüksek aşama elmas. Arkadaşlar ben normalde geçen sezon elmastım zaten. Ama ondan sonra beni plata atmıştı. Sonra ben plat 4'e kadar düştüm. Ve yaklaşık 1,5 haftada plat 4'ten elmas 5'e kadar çıktım. Sadece 1,5 hafta veya 2 haftada full oynadım. Full. Hatta hakkımda elo boost falan dedikoduları bile çıkmıştı ki. Ben kendi hakkımla gerçekten 1,5 hafta boyunca, ama bildiğiniz köpek gibi oynadım yani. O zamanlar hiç video gelmiyordu mesela. Sırf elmas olmak istiyordum. O yüzden video atamıyordum. Devam ediyoruz. Senin efsanen. 2016'da geceli gündüzüne katarak League of Legends oynadın. Yıl boyunca kazandığın zaferlere klavyenin tuşları bile yenik düştü. Vadide hükmettiğin öyle bir yer vardı ki orada verdiğin mücadele... Tabii ki de jungle. Şaşırmadık. Zaten hep A'dan Z'ye jungle videosu çekiyorum. Yani herhalde burada da bir support çıksaydı veya solo top çıksaydı şaşırırdık, evet. Dile dillere destan oldu. Kiminle mi? Yapmamız gerekeni yaparız. Lee Sin. En çok oynadığım şampiyon. Bilen arkadaşlar vardır aranızda. Rakiplerine karşıdaki 800 kamı dedirterek koridorlara korku sal. Ya bu KDA hiç güzel değil ya. Açıkçası utanıyorum. Yani hiç güzel değil. Tamam belki asistim olabilir de çok fazla ölmüşüm. Ben çok agresif oynuyorum LoL'ü. O yüzden aşırı derecede ölüyorum. Yani koşuyorum, ölüyorum falan. Bunu acilen düzeltmem lazım. Devam ediyoruz. Tüm hasarını toplasak bak kaç baron teklerdin. Bu sırada 5'te 5 yapmayı bile başar. 15 tane pentam var. Ne ara attım hiç hatırlamıyorum. League of Legends'da rakip tanımadın. Baskınların kadar öldürdüğün canavarlarla ormanda da efsane oldun. Boyları, kuleleri aştı. Ya kazandığın tüm altınlar? Hepsini şapkaya yatırsan, Rabadonlardan karşı üste yol yapardın. Ama bu macerada yalnız değildin. Birlikte en çok oynadığın sihirdar belli. Kısacası League of Legends'da destan yazdın. Zaferlerin vadide ses getirmeye devam edecek. Wow. GG Rusher. Genel olarak benim efsanem bu şekildeydi. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.